وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. Senin Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir yaratık yaratacağıma, hatta bir halife, yani benden sonra oraya efendim benim söylediklerimi yerine getirecek bir akıl sahibi yaratacağım dediğinde, melekler ona yeryüzünde kan akıtıcı fesat doğurucuları mı yaratıyorsun? O ne dedi? Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Sizin bilmediklerinizi biliyorum. Yani ben o yarattığım kan akıtıcı, fesat doğurucu olmama özelliğini de ona vereceğim. Ona bir eğitim vereceğim, bir ahlak vereceğim, peygamber göndereceğim. Yoksa aksi halde hakikaten insana baktığınız zaman, bugün de hele günümüzde bunun delili çok açık. Hep kan, hep fesat. İnsan bundan başka hiçbir şey yapmıyor. Neden? Çünkü peygamberin kendisine gönderilişini ne yapmıştır? Efendim terk etmiştir. Ondan gaflete düşmüştür. Vahyin kendisine gönderildiğinden efendim gaflete düşmüştür. Sadece aklıyla, akıl vahşidir. Akıl vahiy potasında efendim öğütülmediği müddetçe vahşidir. Akıl kendi başına her şey benimdir der. Her şey ben elde etmeliyim. Her şey ben yapmalıyım. Hırsıyladır. Onun için akıl kendi başına hiçbir zaman faydalı değildir. Akıl ancak vahiyle, risaletle, hem peygamberin gelişi ve hem de peygamberin ne amaçla geldiğini bilerek ve o potada olarak. Onun için akıl vahiy potasında, çanağında öğülmelidir, öğütülmelidir. Aksi halde olmaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün inşallah Ta'limul Mutaallim İmam Zernuci'nin eğitim ahlakı. Burada eğitim ahlakı derken, biliyorsunuz ki bir toplumda öğreneceği şey neyse onun bir ahlakı vardır. Öğreneceği İslami ilimlerse onun bir ahlakı vardır. Öğreneceği bir ustalıksa onun ahlakı vardır. Öğreneceği bir ticaret ise onun ahlakı vardır. Onun için eğitim ahlakı diyoruz biz. Eğitim ahlakını biz şu anda bu toplumda en zaruri ihtiyaçlardan birisidir. Onun için ta Hicri 5. asırda bu zat önemsemiş, bunu bir noktada toplamış ve öğrenilmesi gereken değerlere dikkat çekmiştir. Onun için kitabından önce kendi mukaddimesinden başlayalım, okuyalım. Kendi mukaddimesi ve kitabını terk etmeyeceğiz. Kitabını bir nevi tercüme ve şerh mahiyetinde işleyeceğiz inşallah. Elhamdülillahillezî faddala beni âdeme bil ilmi vel ameli ala cemî'il âlemi ve salatu ve selamu ala Muhammedin seyyidil arabi vel acemi وعلى آله وأصحابه ينابع العلوم والحكم. Bütün alimler kendi kitaplarındaki ilk ön sözlerinde bir belagat işlerler, bir incelik işlerler. Ve onda o ön sözlerinde yazmış olduğu kitapta yazmış oldukları bütün ama bütün mevzuları mukaddimede bir özetler ve orada nasıl takdim edilmesi gerektiğini ifade eder. Hangi konulara değineceğini ifade eder. Şimdi burada mukaddimeye baktığımız zaman mukaddimede çok güzel işaretler var.
faddala beni Adem'e bil ilmi vel amel. Yani yaratılanların hepsinin içerisinde Allahu Teala beni Adem'e bir fazilet verir, bir mizet, bir değer verir, bir özellik verir. O özelliğin adı faziletli olması. Kimlerden? Bütün diğer yaratıklardan faziletli olması. Onu diğer bütün ademlerden, diğer bütün varlıklardan faziletli kılan nedir? İlim ve amel. İlimdir ve ameldir. Ki nitekim ayet-i kerimede وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا. Yani bütün efendim Adem'e bütün isimleri öğretmiştir. Bütün ne varsa onu öğretmiştir. Ki daha önce onun faziletli olduğu, üstün olduğu ayet-i kerimede وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا اَتَجْعَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُوا فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ. Senin Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir yaratık yaratacağıma, hatta bir halife, yani benden sonra oraya efendim benim söylediklerimi yerine getirecek bir akıl sahibi yaratacağım dediğinde melekler ona yeryüzünde kan akıtıcı, fesat doğurucuları mı yaratıyorsun? O ne dedi? Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Sizin bilmediklerinizi biliyorum. Yani ben o yarattığım kan akıtıcı, fesat doğurucu olmama özelliğini de ona vereceğim. Ona bir eğitim vereceğim, bir ahlak vereceğim, peygamber göndereceğim. Yoksa aksi halde hakikaten insana baktığınız zaman bugün de hele günümüzde bunun delili çok açık. Hep kan, hep fesat. İnsan bundan başka hiçbir şey yapmıyor. Neden? Çünkü peygamberin kendisine gönderilişini ne yapmıştır? Efendim terk etmiştir. Ondan gaflete düşmüştür. Vahyin kendisine gönderildiğinden efendim gaflete düşmüştür. Sadece aklıyla, akıl vahşidir. Akıl vahiy potasında efendim öğütülmediği müddetçe vahşidir. Akıl kendi başına her şey benimdir der. Her şey ben elde etmeliyim. Her şey ben yapmalıyım. Hırsıyladır. Onun için akıl kendi başına hiçbir zaman faydalı değildir. Akıl ancak vahiyle, risaletle hem peygamberin gelişi ve hem de peygamberin ne amaçla geldiğini bilerek ve o potada olarak. Onun için akıl vahiy potasında, çanağında öğülmelidir. Öğütülmelidir. Aksi halde olmaz. Onun için bizler Adem, beni Adem ilim ve amelle faziletli kılınmışlardır. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ اَنْبِعُونِي بِاَسْمَاءِ هَا اُولَٰي اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Eğer siz bir sadıksanız, doğrusanız, önce Adem'e bütün isimleri öğretti, sonra Adem bütün meleklere dedi ki buyurun, eğer siz de biliyorsanız o benim, o bizlerin vahşi ve kan akıtıcı iddianıza doğruysanız, siz de buyurun efendim bu isimleri söyleyin. Melekler ne dediler? قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Melekler teslim oldular. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا. Seni tenzih ederiz bütün eksiklerden ey Allah. Bizim hakikaten senin o bildiğinde bizim bildiğimiz yoktu. Ve bu şekilde teslim buldular. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Ancak sensin ki her şeyi bilen ve hikmetini de öğreten ve bilen. Onun için önce hamdeleyi çok güzel bir şeyle getirmiştir. İnsanın üstün değerini ortaya koyarak. Müellif hamdeleyi o şekilde. Elhamdülillahillezî faddala beni âdeme bil ilmi vel amel alâ cemî'il âlemi. Bütün âlemin üstünde onun üstün kılmayla. Onun üstün kılmayla. Evet. Vessalâtu vesselâmu, salat ve selam, yani rahmet kim üzerine? Alâ Muhammedin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o da Seyyid-i Arabi vel Acem, hem gelmiş olduğu toplumun Seyyidi Efendisi ve hem de onun dışındaki herkesin Efendisidir. Yani bütün yabancıların Efendisidir. Ve ala alihi, onun ehli beyti üzerine olsun, ve ashabihi, ki onlar yenâbiyül ulûmi vel hikem. Onlar
ilim ve hikmetin menbaı onlardan akıyordu. Parmaklarından, hani bir parmağın bir elinde beş marifet var derken bütün her şeyin kendilerinden efendim öğrendiğimiz, kimlerden öğrendiğimiz, Ehl-i Beyt'ten ve sahabelerinden öğrendiğimiz, onların üzerine de salat ve selam olsun. فَلَمَّا رَأَيْتُ كَثِيرًا مِنْ طُلَّابِ الْعِلْمِ فِي زَمَانِنَا Ne zaman ki gördüm ki bizim dönemimizde çok talebeler, ilim ehli insanlar يَجِدُّونَ اِلَى الْعِلْمِ Asla ilimde çok çaba gösteriyorlar. Ancak وَلَا يَصِلُونَ Evet, ama ona ulaşamıyorlar. Şimdi neye ulaşmıyor? وَمِنْ مَنَافِعِهِ وَسَمَارَاتِهِ Çünkü ilmin, her bir ilmin bir netice vermesi gerekiyor. Diyelim ki teknikte bir, şu anda teknolojide bilgisayarda bir çaba var. O öğrendiğiniz şeyin bir netice vermesi gerekiyor. O öğrendiğiniz şey bir netice vermesi gerekiyor. Diyelim ki bir efendim berberin bir eğitime gittiği, çırak olduğu vardır. Onun bir netice getirmesi gerekiyor. Yani madem ki efendim veyahut da bir ilim talebesinin, bir İslami ilimleri, fıkhı, hadisi, tefsiri okuyan, bu bir netice verdirmesi, onu ulaştırması gerekiyor. Neyine? Menfiatlerine. وَمِنْ مَنَافِعِهِ وَثَمَارَتِهِ وَهِيَ الْعَلْمُ وَهِيَ الْعَمَلُ بِهِ وَالنَّشْرُ Yani onunla amel edecek ve onu aynı zamanda faydalı hale getirecek. Demek ilim sadece amelle de yetirilmez. Amelle de yetirilmez. Aynı zamanda hem ilmiyle amel edeceğiz, yani kendimiz yaşayacağız. Kişi yaşamadığını yaşatamaz demiştik daha önceki derslerimizde. Yaşamadığı zaman yaşatamaz. Hem kendisi yaşayacak ve hem de aynı zamanda neşredecek. Onun işte sohbetlerle, vaazlarla, yazılarla, kitaplarla vesaire diğer mesleklerde de aynı şekilde onu ne yapacak? Eğitecek. Ancak yuhramun. Yani bundan mahrum kalıyorlar. Bunun, yani bu talebeler neden mahrum kalıyorlar? Menfiatından ve aynı zamanda semerelerinden, neticelerinden, faydalarından mahrum kalırlar. Evet. لَمَّا اَنَّهُمْ اَخْطَعُوا O zaman ki onlar şaşırdılar tarikahu, onun yolunu, وَتَرَكُوا شَرَائِتَهُ ve aynı zamanda ona ulaşılır şartları terk ettiler. Evet. وَكُلُّ مَنْ اَخْطَعَ الطَّرِيقَ دَلَّهُ Yani bilinmiş olsun ki kim yolunu şaşırırsa muhakkak dalalete gider. İlimde de öyledir. Kim ilmi hakkıyla yaşamaz ve onunla tutulmaz, amaç ve gayesini bilmezse Allah muhafaza dalalete gider. وَلَا يَنَالُ الْمَقْصُودَ قَلَّ اُجَلْ Az olsun çok olsun maksuda kavuşamaz. Hedefe kavuşamaz. Niye? Çünkü hedefli yol almıyor, maksatlı yol almıyor. O nedenle فَاَرَدْتُ وَاَحْبَبْتُ O zaman ben böyle bir eksikliği hissettiğim için arzu ettim ve istedim ki اَنْ اُبَيِّنَ لَهُمْ طَرِيقَ التَّعَلُّمِ Ben onlara eğitimin adabını öğreteyim. عَلَى مَا رَأَيْتُ فِي الْكُتُبِ Ben diğer o ilim kitaplarında gördüğüm şekilde وَسَمِعْتُ مِنْ اَسَاتِذِ Ve kendi hocalarımdan duyduğum şekilde اُولِ الْعِلْمِ وَالْحِكَمِ Ki o hocalarım da اُولِ الْعِلْمِ İlim sahipleriydilerdi ve hikmet sahipleriydi. Bunun kastım da nedir? Bunun kastım meşhur olmak, şöhret bulmak, ne kadar alimdir, ne kadar şöyledir değil. Raca eddua. Yani benim maksadım burada duayı talep etmektir. Yani bana dua etsinler. Bunu öğrettiğim insanlar dediler ki Allah razı olsun. Bizlere bir şey öğretti. Biz de o yolla ne yapıyoruz? Yol ediniyoruz. Eğitimimize devam ediyoruz. Li minel râgibine fihil muhlasîn. Ki o rağbet edenlerden ki onlardan da muhlis olan insanlar. Evet. Onlar bana dua etsinler. Neyle dua eder? Bil fevzi vel halas. Ki ben ödüllendirileyim, karşılığını alayım, vel halas kurtulayım fi yevmiddin, kıyamet günü. Kıyamet günü o bir ecir olarak bana gelsin ve onun azabından da kurtulayım. Allah'ın azabından veyahut da bana efendim takdim edeceği ecirle onunla korunayım. Onunla korunayım. Onun için بَعْدَمَا اِسْتَخَرْتُ اللّٰهَ تَعَالَى ف۪يهِ Daha ben Allah Teala'da istihara ettim. Yani ya Rabbim bana bu hayırlı mıdır, değil midir? Allah Teala bunda bana hayırlı olduğunu ifade eder ve bir işaret gördükten sonra
وسميته تعليم المتعلم طريق التعلم. Yani eğitimin yolu ve eğitmenin, daha doğrusu eğitimin ahlakı. Ta'limul mutaallim. Yani bu da mutaalleme bir ta'lim, bir eğitim. Ha, bu da bizim buradaki maksadındadır, ahlaktır. Yani eğitimin ahlakı. Böyle bir şekilde ne yapmışlardır? Muallif, tabi burada 13 fasılda bunu ne yapmış? Anlatmaya çalışmış. 13 bölüm kitabı, 13 bölümdür. 13 bölümde her biri bir başlık altında bizlere ifade etmeye çalışmıştır. Ve demiş ki, buyurmuş ki, وَمَا تَوْفِقِ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيبُ. Benim başarım ancak Allah'tandır. Allah'tan başka benim gücüm, kuvvetim ve ona güveneceğim yoktur. Ancak O'dur beni muvaffak eden ve ondan başka da benim muvaffak olabileceğim yoktur. Ve bu şekilde kitabına giriş yapıyor. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِيَ وَلَكُمْ وَاُفَوُّدُ اَمْرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَاَخِرُ دَعْوَانَ الْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِرَوْضَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاتِحَةَ